Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aşkı göremezsin. Bölüm 8. Hanımlar hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Hayırdır, burada ne işiniz var? Ben babanın yanına uğradım oğlum. Mavi ise. Özür dilerim anneciğim ama ben açıklamak istiyorum. Doğruları bilsin ki daha sonra da bazı şahısların eline poz vermemiş olalım. Tezer seni aradım. Telefona derin çıktı. Müsait olmadığını söyledi. Haliyle benim de cinlerimi tepeme attırdı. Evden çıktığım bir şirkete geldim. Onunla güzel bir konuşma yaparken annen geldi. Olay bundan ibaret. Derine gününü göstereceğim. Hep inadından ve hırsından yapıyor. Pişman olduğu falan da yok. Pişman olsa kaç yazar oğlum. Benim misler gibi gelinim varken ona mı bakacaksın? Vallahi seni evlatlıktan reddederim. Bakıyorum da Mavi'yi benden çok seviyorsun anne. Bir kalemde sildin kaç yıllık oğlunu. Böyle akıllı gelin için ben değil babam bile siler seni. Görmen lazımdı derinle öyle güzel konuştu ki dövmekten beter etti kızı. Helal olsun gelinime. Anne biraz daha konuşursan Mavi utançtan yerin dibine girecek. Baksana yüzü kıpkırmızı oldu. Benim gelinime utanmak bile çok yakışıyor. Hadi lafa tutma bizi işimiz var. Anlamadım ne iş anneciğim? Gelinimle kahve keyfi yapacağım. İtirazın mı var? Her annemin haberi var mı bu yapacağınız keyiften? Peri Hanım'a aldığın saksı çiçeklerini konuşmadık daha Tezer. Bence açtırma konuyu. Tamam annem pes ediyorum. Mavim annem ile kahve keyfi yaptıktan sonra bir planın var mı? Belki Selim ve Cansın ile buluştuğunu bilmiyorum. Eğer plan yapmazsan ara beni. Seninle bir yere gideceğiz. Sonrasında size gelip babandan izin alacağım. Nereye gideceğiz? O da sürpriz olsun. Söylemeyeceğim. Mavi merakla karşısına çatıp yeniden Tezer'e bir soru yöneltti. Bu adam neden parça parça konuşuyordu? Seninle nişandan sonra engelsiz evler projesi kapsamında yapılmaya başlanan evleri kontrole gideceğiz. Tabii baban izin verirse. Eminsin yani benim geleceğimden. Sen gelmezsen Ayla Hanım ile gitmek zorunda kalacağım. Beni onunla yalnız bırakmak istersen. Bu şirkette çalışan Yılışık Ayla ile mi? Hayatta olmaz geliyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Artık şu meselenizi hallettiyseniz biz gidelim. Görüşürüz oğlum. Hoşça kal Tezer. Güle güle hanımlar. Dikkat edin kendinize. Atil Hanım ile Mavi Kapı'dan çıktıkları vakit Mavi bastonunu açtı. Kızım koluma gir de millet gelin kaynana görsün diyerek Mavi'nin koluna giren Atil Hanım ile birlikte Mavi ilk önce asansöre bindi. Giriş katına geldiklerinde Atil Hanım Mavi'ye daha çok da sarılıp resmen nispet yapıyordu. Deli gelin deli kaynanası olur demişler değil mi? Atik annesiyle birlikte denize nazır bir kafeye gelmiş, keyifle kahveden yudumlarken Mavi'nin telefonu çaldı. Arayanın kim olduğunu dinlediğinde ekran okuyucusu babasının aradığını söylüyordu. Mavi merakla aramayı cevaplayıp telefonu kulağına götürdü. Efendim babacığım, nasılsın kızım? İyiyim babacığım, sen? İyiyim kızım, akşama abim bizimle önemli bir konu konuşacakmış. Çok geç kalma tamam mı? Tamam babacığım da konuyu biliyor musun? Hayır kızım bilmiyorum. Sadece arayıp haber vereyim dedim. Dükkanda iş çok. Kapatıyorum. Hayırlı işler babacığım. Görüşürüz. Mavi telefonu kapattıktan sonra Aytül annesine Sima'yı ve ailesini anlattı. Bu duruma çok üzülen Aytül Hanım elinden ne geliyorsa yardım edeceğini söyledi. Mavi bunu duyduğuna çok mutlu olmuştu. Birlikte bir saat kadar daha oturduktan sonra orada vedalaşarak ayrıldılar. Mavi durakta otururken telefonla Tezer'i aradı. Planın olmadığını söyledi. Tezer durakta beklemesini ve kendisini alacağını söyledikten yarım saat sonra geldi ve birlikte arabayla Tezer'in bahsettiği mekana doğru yol almaya başladılar. Tezer'in tarifiyle biraz cool bir mekana gelmişlerdi. Burası bir karaoke bardı. Açılış günü olduğu için Tezer arkadaşını yalnız bırakmak istememişti. Orada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra bu defa da Mavilerin evine gitmek üzere yol almaya başladılar. Peri Hanım çiçeklerin kokusu sararken dört bir yanlarını, Mavi çoktan sarhoş olmuştu. Çünkü çiçek kokularıyla Tezer'in kokusu bir bütün oluyor ve beyni uyuşturan bir etki yaratıyordu.
kapının önüne el ele geldiklerinde içeriden duyulan sesler ile ikisi de meraklanmıştı. Çünkü Bulut ile Cansu'nun sesi geliyordu. Gözyaşlarımız kanayan yaramıza merhem olur mu, yoksa acıtır mı ince bir sızıyla? Cansu mavilerin evine yakın olan sahilde, kayaların üzerinde oturmuş hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Bıkmıştı artık Ahmet'ten ve onun her defasında daha ölümcül açtığı yaralardan. Tam her şey yoluna girdi derken bir daha karşısına çıkmış, hayatın gündemine yine bomba gibi düşmüştü. Martıları izliyordu yaşlı gözleriyle. Keşke onlar kadar uzaklara gidebilsem diye geçirdi içinden. Belki uzaklara gidersen oturdu. Kanayan yarasının dinerdi acısı. Hangi acı attı seni buraya? Duyduğu tanıdık bir erkeksiz ses ile arkasına bir bakış attığında yengesinin abisi olan Bulut'un geldiğini gördü. Cevap vermek istese de veremedi. Sanki ses telleri martıların peşine takılmış gitmişti. Bulut işten erken çıkmış, sahilde yürüyüş yapmak için arabasını yolun kenarına park edip yürümeye başlamıştı. Deniz havasını her şeyden çok seviyordu. Sanki tüm acılarını alıp götürüyordu başka kıyılara. Etrafındaki insanlar izlerken gözleri kayalıkların en ucunda oturan ve hıçkırarak ağlayan kıza takıldı. Tanıdık birisine benzetse de uzaktan tam çıkaramamıştı. Merakla biraz daha yaklaştığında gördüğü kişinin Tezer'in kardeşi Cansu'nun olduğunu gördü. Cansu'ndan her daim farklı bir elektrik almıştı. Bakışlarında hep bir hüzün saklıydı. Her ne kadar belli etmek istemese de onun da kendisinde olduğu gibi büyük bir acısı vardı. Yavaşça yanına doğru yaklaşıp seslendi. Hangi acı attı seni buraya? Cansu'nun başını çevirip umursamazca Bulut'a bakınca Bulut ani bir kararla kendisini Cansu'nun yanında otururken buldu. Neden geldin? Cansu'nun sorduğu soruya bir anlam verememişti. İllaki bir neden mi olması gerekiyordu? Gelmem için bir nedene mi ihtiyacım var? Yaptığımız her şeyin bir nedeni vardır. Hayır, bazı insanlar nedenler için yaşar. Bugün ters tarafından mı kalktın sen? Senin gibi mi? Hiç göründüğün gibi değilsin Cansın. Karşıdan bakıldığında hanım hanımcık, mülayim bir kız imajı çiziyorsun ama maalesef yakından tanıdığında hiç de öyle değilsin. Cansın Bulut'un sözleriyle tek kaşını kaldırıp imayla sordu. Sen çok mu normalsin sanki? Durduk yere geldin, benimle uğraşıyorsun. Başka işin yok mu senin? Hayır yok, hadi anlat bana neler olduğunu. Belki için açılır, birlikte bir çözüm yolu buluruz. Sana mı? Hayatta olmaz. Nedenmiş o? Çünkü sen de bir erkeksin. Hepiniz aynısınız. Bulut Cansu'nun bu sözüne çok sinirlenmişti. En nefret ettiği şeylerden bir tanesi şerefsiz erkeklerle bir tutulmasıydı. Derin bir nefes alıp vererek işaret parmağını sallaya sallaya konuşmaya başladı. Bak kızım, bir daha beni hayatına giren şerefsiz erkeklerle bir tutma. Cansu'nun şaşkınca bir Bulut'a bir salladığı parmağına baktı. Bu kadar sinirlendirecek ne söylemişti ki? Hem nasıl kendisine böyle bağırabiliyordu? Sen bana sesini yükseltemezsin. İndir o parmağını. Cansu da istemsiz sesini yükselttiğinde ortamdaki tansiyon gitgide artmıştı. Şimdi bana neler olduğunu anlatacak mısın? Yoksa ben gideyim mi? Bulut'un sorusunu bitirmesiyle duygu patlaması yaşayan Cansu yeniden ağlamaya başladı. Bir yandan da olanları anlatıyordu. Onunla yani Ahmet ile ben lise son sınıfı okurken tanıştık. Okulumuzun karşısında üniversitede okuyan erkek öğrencilerin kalması için apart vardı. O da o apartlardan bir tanesinde kalıyormuş. Bunu kötü bir olay sonucu öğrenmiştim. Her neyse, bir gün okul çıkışından 2 saat sonra çıkabilmiştim okuldan. Ek derse kalmıştım. Bizim sınıftaki Cankut yine beni rahatsız etmeye başladı. Alışmıştım uzun zamandır bunu yapıyordu, lakin bu defa ileri gitmeye başladı. Beni bir yere götürmek istiyordu ama ben karşı çıkıp istemediğimi söyleyince kolumdan tutup sürüklemeye başladı. Tam arabaya bindireceği sırada Ahmet geldi. Cankut'a haddini bildirip beni onun elinden kurtardı. Sonrası masal gibiydi işte. Beni evime kadar bıraktı. Ben en başta çok mesafeli yaklaşmıştım ama bu beni eve bırakma olayı neredeyse alışkanlık haline gelince onun iyi biri olduğunu ettiğim sohbetlerde anladım. Bir gün beni eve bıraktığı vakitte babam da evdeydi. Geçti babamın karşısına, beni sevdiğini ve niyetin ciddi olduğunu söyledi. Babam en başta karşı çıktı, istemedi. Hatta Ahmet'i adamlarına dövdürdü. Baktı vazgeçmiyoruz sevgimizden, sonra rıza gösterdi. O zamanlarda benden mutlusu olamazdı. İçim içime sığmıyordu. Ailelerimizin tanıştığı gün Ahmet benimle parkta buluşmak istediğini söyledi. Koşa koşa gittim. Gözleri bir ayrı bakıyordu. Bana karşı mesafeliydi. Tabii o zamanlar anlayamamıştım beni terk edeceği için böyle davrandığını.
Ben Burcu ile evleniyorum. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kal dedi. Gözlerim içine baka baka bunları dedi ve arkasına bir kere bile bakmadan gitti. Sorgulamadım. Arkasından gidip durdurmadım da. Öylece kala kaldım. Ne kadar durduysam artık abimin sesini duyuyordum derinlerden. Beni sarsıyordu. Hava kararmıştı. Gerisi koskoca bir boşluk. Kendim derslere verdim. Öyle hırslanmıştım ki hedeflediğim hukuk fakültesini istediğim üniversitede kazandım. Yetmedi, orada da ders kolik bir kız haline geldim. Bir iki arkadaşım ya vardı ya yoktu. Yıllar öyle geçti ve bugün parka gittim biraz nefes almak için. Küçük bir kız yanıma geldi, benimle oynamak istedi. Adı Mayıs'mış bu arada. Kıramadım, çok tatlı bir kızdı. Yarım saat kadar parkta oynadık. Babası, annesini sorduğumda babasının burada olduğunu söyledi. Onu babasına teslim etmek için elini tutup yürümeye başladığımda karşımda onu gördüm. İlk başta ne olduğunu anlamasam da onun elini tutmasıyla her şeyi yerli yerine oturttum. Mayıs gözlerim içine baka baka benden yardım istedi. Onu park arkadaşın yanına yolladıktan sonra ondan öğrendim her şeyi. Burcu ve Ahmet boşanıyormuş. Ahmet davayla benim ilgilenmemi, avukatlar olmam istedi. Bu karşılaşmayı da planlı olarak yapmış. Öyle sinirlendim ki hiç düşünmeden içimdekileri döktüm, sonra da arkamı dönüp gittim. Bulut Cansın sözleriyle yumruklarını sıkıp içindeki sinire hakim olmaya çalıştı. İşte anlattım her şeyi. Şimdi bir karar vermem lazım ve ben yüreğim ve aklımın çetin geçen savaşında ağır yara alıyorum. Bulut Cansın sözleriyle daha fazla dayanamayıp konuşmaya başladı. Bu Ahmet denilen adamın esas gelme sebebi kızını kurtarmak değil, seni yeniden elde etmek. Cansın bu sözlere hak verdi. Bulut doğru söylüyordu. Bak Cansın, benim de çok iyi bir geçmişim yok. Sıla'yı biliyorsun. Kariyer ve eğitim için beni benden habersiz terk edip gitti. İnan acısı daha yeni yeni geçiyor. Seni çok iyi anlıyorum. Bir izin verirsen sana yardım etmek istiyorum. Tabii sen de bana yardım edeceksin. Nasıl bir yardım bu? Yanına sevgi rolü mü yapacağız? Cansın sorduğu soruyu Bulut hiç düşünmeden cevapladı. Hayır, gerçekten sevgili olacağız. Cansın duyduğu sözlerle hızla ayağa kalkıp çantasını aldı ve kayalıkların üzerine dikkatlice basarak arabasına doğru yürümeye başladı. Bu adam ya aklını kaçırmıştı ya da ne dediğini bilmiyordu. Bulut Cansın hiçbir cevap vermeden gitmesi üzerine kendini bile şaşıracağı bir şey yapıp hızla Cansın'a yetişti ve onu kolundan tutarak durdurdu. İlk önce beni dinleyeceksin Cansın. Bak biliyorum bu dediğim çok saçma geliyor ama beni dinlemeni istiyorum. İnan sana hiç kötü gözle bakmadım. Sen hep teyzenin kardeşindin benim için. Ne zaman bir araya gelsek gülüşünün ardındaki o buruk yüzünü hissediyordum, görüyordum. Oynadığım polyanacılık oyununa bir ben inanmadım. Seni böyle görünce üzülüyorum, mutlu olmanı istiyorum. Hem Ahmet'e de dersini vereceksin hem de... Hem de ne Bulut? Sen ne dediğinin farkında mısın? Resmen benimle sevgili olmak istediğini söylüyorsun. Hem de ortada bir neden yokken. Bence sen ya içmişsin ya da aklını kaçırmışsın. Sonra da utanacağın sözler söyleme. Cansın gözleriyle Bulut'un yüzünü taradığında gördüğü kararlılık karşısında ne yapacağını bilemedi. Durup durduk yere neden böyle bir şey istiyordu bu adam? Bana ancak sen iyi gelebilirsin Cansın. Ben sadece mavi ve sen güldüğünde mutlu oluyorum. Belki senin bana iyi geleceğin gibi ben de sana iyi gelirim. Saçmalık bu Bulut. Olmaz. Kabul edemem. Cansın son sözlerini söyleyerek kolunu Bulut'tan kurtarıp yürümeye devam ederken Bulut'un sözleriyle resmen yerinde dona kaldı. Sen inkar etsen de hala Ahmet'i seviyorsun. Git o zaman onunla mutlu ol. Ben Ahmet'i sevmiyorum. Cansın bağıra bağıra Ahmet'i sevmediğini söylerken nasıl olduğunu anlamadan kendisini Bulut'un dibinde bulmuştu. Gözlerini Bulut'un cam mavisi gözlerini dikip sözünü yeniden tekrarladı. Ben Ahmet'i sevmiyorum. O zaman bunu bana kanıtla. Sana kanıtlamak zorunda değilim. Bulut Cansın'ın elini sol göğsünün üzerine, kendi elini de Cansın'ın sol göğsünün üzerine koydu. Gözlerin içine bakarak konuşmaya başladı. Daha yarım saat önce aklımda bile değildin Cansın. Yüreğim içimde bangır bangır bağırıyor. Bu kız sana iyi gelecek diyor. Eğer senin de yüreğin biraz olsun aynı şeyleri söylüyorsa bize bir şans ver. İki yaralı yürek belki de birbirine merhem olacak. Bilemeyiz. Cansın Bulut'un bu hareketiyle ilkilirken sözleriyle aklı karışmıştı. Olabilir miydi? Bir ihtimal bile birbirlerine iyi gelebilirler miydi? Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Elinin altında atan kalbi hissetti.
yüreğini sorguladı sanki bir suçluymuşçasına. Birkaç dakika öyle durduktan sonra nihayetinde kararını vermişti. Gülümseyerek gözlerini açıp Bulut'un gözlerine baktı. Kabul ediyorum Bulut ama beni üzersen inan ben de seni üzerim. Bulut içinde oluşan mutlulukla Johnson'a sıkıca sarıldı. Daha birkaç dakika önce kendisine yabancı olan Johnson'ı hayatına dahil etmişti. Bulut aklına gelen fikirle Johnson'ın elinden tutarak koşmaya başladı. Ne yapıyorsun Bulut? Nereye gidiyoruz? Anneme gidiyoruz Johnson. Gelini görsün değil mi? Johnson büyüyen gözleriyle şaşkınca Bulut'a bakarken ne diyeceğini bilemedi. Yerinde öylece dona kaldı. Johnson neden durdun? Bir sorun mu var? Saçmalama. Daha 10 dakika önce sevgili olduk. Ne tanıştırması? Olmaz. Gelmem ben. Bulut hınzır bir gülümseme ile Johnson'ın omuzunu alıp yürümeye başladı. Yediği yumruklar ve tekmeler hiç mi hiç umurunda değildi. Delisin sen Bulut. Tam bir zır delisin. Haklısın Johnson, deliyim. Deli olmasam sana teklif yapmazdım. Şimdi uslu bir gelin ol ve annemin gözüne gir. Belki yarın sabah uyandığında şirinleri görebilirsin. İkisi de deli cesaretiyle girmişlerdi bir işe. Ne olacaktı sonları belirsizdi. Gerçi aşk delileri severdi çünkü kendisi de çok akıllı değildi. Aşk zaten akıl kârı değildi. Daha birbirine alışmamış iki yürek hız gibi ellerle tutulmuştu birbirlerine. Ne demek oluyor bu Bulut? Diye hızla ayağa kalktı Peri Hanım. Karşısında gördüğü manzara karşısında aklı tarman çorman olmuştu. Peri Hanım bu ani tepkisi Johnson'ın ürkmesine ve bir adım geriye gitmesine neden olurken Bulut annesinin bu sözlerine tepkisiz kalmayı yeğlemişti. Sadece yüzünde kararlı bir ifade vardı. Her ne olursa olsun tuttuğu eli asla bırakmayacaktı. Gördüğün şey demek anne, açıklamamın izin var mı? Bulut'un sorduğu soru karşısında Ali Bey de daha fazla dayanamayıp karısının yanında yerini aldı. Bulut bu gördüğümüz şey gerçek mi? Bulut babasına cevap vereceği esnada elin tuttuğu Johnson'ın tir tir titrediğini anladığında ayıp olmasını aldırmadan kendisini çekip sağ kolunu omzuna attı. Biz Johnson ile birbirimizi seviyoruz baba. Bu söz karşısında Ali Bey ve Peri Hanım birbirlerine bir bakış atıp sessiz bir anlaşma yaptılar. Yıllar geçtikçe sevdalılar bakışlarıyla konuşmaya başlarlardı. Olmaz, kabul edemeyiz. Derhal bu saçmalığa bir son verin. Ali Bey'in bu sert çıkışı Johnson'ın gözlerinin dolmasına sebep olmuştu. Zaten neden kabul etmişti Bulut'un teklifini? Ne işi vardı ki burada? Baba, sesin tonuna ve dediklerine dikkat eder misin? Etmezsem ne olur Bulut? Bulut Johnson'dan ayrılıp babasına doğru bir iki adım attıktan sonra durdu. Bakışlarıyla babasına resmen meydan okuyordu. Siz nasıl tezer ve mavi anlayışla yaklaştıysanız bize de öyle yaklaşmak zorundasınız. Öyle mi Bulut Bey? Öyle baba. Baba oğul birbirine yiye dursun. Peri Hanım, Johnson korkmuş haline daha fazla dayanamamıştı. Sessiz adımlarla Johnson'ın yanına gidip kollarının arasına aldı. Kulağını eğilip sessizce konuşmaya başladı. Kıyamam ben sana kuzum benim. Korkma, biz şaka yaptık sadece. İnan ki tezeri ne kadar çok seviyorsak seni de o kadar çok seviyorduk. Allah var, seninle oğlumu yan yana düşünmedim değil. Rabbim dualarımı kabul etti. Peri Hanım kollarının arasında duyduklarına inanamayan Johnson şaşkın gözlerle olanlara bakıyordu. Baba oğlu arasındaki sessizlik nihayetinde bozulmuş, Ali Bey yeniden konuşmaya başlamıştı. Oo, bakıyorum da gelinimi benden önce sen almışsın kollarına sultanım. Biraz da ben sarılayım gelinime, kıskanırım bak. Bulut babası ne dediğini anlayamazken arkasını dönmesiyle gördüğü manzara karşısında gözlerinin dolması bir olmuştu. Annesi Sıla'yı da sevmişti sevmesin ama Johnson'a baktığında gözleri ayrı bir mutlulukla parlıyordu. Babasına baktığında aynı bakışları gördü. Bir delilik yapıp belki de hayatının en iyi ve anlamlı kararını almıştı. Babasının da Johnson'a sarılmasıyla içindeki mutluluk arşa ulaşmak üzereydi. Tek korkusu Mavi, Tezer ve ailesiydi. İnşallah bu olaya büyük bir tepki vermezlerdi. Bulut bunları düşünürken salondaki gülüşmeleri bıçak gibi kesen bir ses ortamın havasını buz gibi yapmıştı. Ne oluyor burada? Neyi kutluyorsunuz? Tezer Mavi'nin elinden tutarak salonun ortasına geldi. Johnson abisine korktuğu bakışlar atarken Bulut da ondan farksız değildi. Hoş geldiniz oğlum. Ali Bey'in neşeli sesiyle Mavi'nin içindeki merak tohumları daha da filizlenmişti. Birisi burada neler olduğunu açıklasa iyi ederdi. Şayet birazdan meraktan ölecek ilk insan olabilirdi. Bulut sen neden sapsarı oldun? Hayırdır, kötü bir şey mi var? Tezer kardeşin neden burada olduğunu anlamlandıramazken
bir de üstüne bulutun sapsarı kesilmesiyle iyice meraklanmıştı. Birisi artık açıklayabilir mi? Meraktan çatlatacak mısınız insanı? Johnson ile Bulut tezer konuşurken göz göze gelmişti. İkisi de hayatlarında hiç korkmadıkları kadar korkuyorlardı. Tezer ve Mavi, eğer annemler müsaade ederse sizinle bahçede konuşabilir miyiz? Ali Bey ve Peri Hanım durumun ciddiyetinin farkında oldukları için kafalarını olumlu anlamda sallayıp gerisin geri koltuklarına oturmuş, Ali Bey kitabını okumaya devam ederken Peri Hanım da dantelini örmeye devam ediyordu. Johnson Mavi'nin koluna girip yürürken Tezer ile Bulut da yan yana yürüyerek masaların olduğu yere geldiler. Tezer ile Mavi yan yana oturmuş, karşılarında da Bulut ile Johnson oturmuştu. Masanın bir tarafında merak, bir diğer tarafında korku duygusu hüküm sürüyordu. Artık neler olup bittiğini anlatacak mısınız? Tezer'in sorusuyla Bulut derin bir nefes alıp Johnson'ın elini sımsıkı tuttu ve konuşmaya başladı. Johnson ise korkudan ayetel kürsü dualarını okuyordu. Ne olur ne olmazdı. Abisi birazdan burada küçük çaplı bir katliam yaratabilirdi. Biz Johnson ile birbirimizi seviyoruz. Mavi ve Tezer Bulut'un söyledikleriyle şok olmuş, aynı anda ikisinden de bir ne iddiası çıkmıştı. Tezer bir kardeşine, bir Bulut'a, bir de ellerine bakarken ne diyeceğini bilememişti. Çünkü hiç beklemediği bir şeydi. Mavi ise resmen transa girmişti. Dalgasını geçselerdi bunun gerçek olma ihtimali aklın ucundan geçmemişti. Hem nasıl ve ne zaman olmuştu bunca şey? İkisi kendilerinden bu kadar usta bir şekilde nasıl saklayabilmişlerdi? Anlayamadım. Şimdi Bulut sen benim kardeşimi mi seviyorsun? Masadaki herkes Tezer'in sözleriyle birazdan fırtınanın kopacağını anlamıştı. Tezer sakin ol hayatım, bir dinleyelim. Mavi önlem amacıyla Tezer'i kolundan tutup sakin olmasını yineleyip dururken Tezer bir anda ayağa kalkıp hızla Bulut'un yanına ilerledi. Omuzlarından tutup ayağa kaldırdı ve sıkıca sarıldı. Johnson yüreği ikinci defa intiharın eşiğine gelmişti. Abisinin bu yaptığı hareket ile derin bir nefes alıp verdi. Yengesine baktığında yüzünün korkudan kas katı kesildiğini gördü. Tebrik ederim kardeşim. İnan ki çok mutlu oldum. Kardeşimi senin gibi birisine emanet edeceğim. Ben daha ne isterim? Mavi çıkması muhtemel olan kavgadan dolayı kas katı kesilirken Tezer'in sözleriyle kuş tüyü kadar hafiflemişti. Johnson, çabuk yanıma gel pis hain. Önce sana bir sarılayım. Johnson Mavi'nin sözleriyle gülümseyerek ayağa kalktı. Tam ona doğru gidecekken abisinin kollarının arasında buldu kendisini. Minik farem, abine sarılmadan nereye gidiyorsun? Johnson minik farem sözüne çok sinir olduğu için Tezer bilerek bu sözcüğü kullanmıştı. Başarılı da olmuştu. Johnson yüzünü buruşturarak abisine sinirli bir bakış attı. Aynı anda Bulut da Mavi şişini almıştı kollarına. Tebrikleşme faslı bittiğinde hep birlikte salona geçtiler. Mavi ve Johnson mutfağa gitmiş çay demlemek için çaydanlığa su doldurup ocağa koymuş, suyun kaynamasını beklerken Mavi'nin aklına gelen fikirle kek yapmaya karar verdiler. Johnson malzemeleri çıkartmış ve topu Mavi'ye bırakmıştı. Mavi plastik kaba 3 yumurta kırdı. Bir çay kaşığı zeytinyağını ve 3 su bardağı şekeri de kaba ekleyip mikserle bir güzel karıştırdı. Onu dökmeden önce Johnson rendelediği limonun kabuklarını ve suyunu karıştırma ekledi. Biraz daha çırptıktan sonra 4 su bardağı unu ekledi. Ardından kabartma tozunu ve şekerli vanilini ekleyip 5 dakika kadar çırptı. Bir paket kakaoyu ve bir çay kaşığı tarçını koydu. Bir avuç kuru üzüm, 2 avuç cevizi de koyup son defa mikserle karıştırdı. Johnson önceden yağlayıp unladığı kek tepsisine kek karışımını döktü. Bundan sonrası Johnson'a aitti. Johnson 180 derecede ısıttığı fırına tepsiyi koydu. Sonrasında kaynayan su ile çayı demledi. Kekin olmasını beklerken ikisi de mutfak masasına oturmuş sohbet etmeye başlamışlardı. Anlat bakalım Johnson Hanım. Siz ne ara sevdiniz abimle birbirinizi böyle? Yenge, aslında her şey bugün aniden gelişti. Ben buraya yakın olan sahilde kayalıklara oturmuş Ahmet ile ilgili konuyu oturup düşünüyordum. Ağlıyordum da haliyle. Neyse işte birden Bulut geldi, konuşmaya başladık. Bana aniden gerçekten sevgi olmak istediğini söyledi. En başta şaka sandım, kalktım. Tam gideceğim anda geldi, kolundan tutup beni durdurdu. Sonrasında ellerimizi kalplerimizin üzerine koydu. O an ona güvenmem gerektiğini hissettim ve kabul ettim. İşte hepsi bu kadar. Mavi Johnson'dan duyduklarıyla şaşkına dönmüştü. Bu deliliği nasıl yapabilmişlerdi? Tamam, Johnson delinin tekiydi de ya abisi? Ona ne demeliydi? Ya siz deli misiniz kızım? Böyle sevgililik olur mu? Belki de biz birlik oluruz.
İkimize birbirimize güveniyoruz. Bakarsın bir gün severiz de. Benim abimi sevmeyecek kız daha anasının karnından doğmadı. Cansın aklına gelen fikir ile hınzırca gülümseyip Mavi'nin yanağından bir makas alıp elini omzuna koydu. Artık yengen saydır mı yengecim? Eskisi gibi bana laf atamayacaksın. Ayağını denk al yani. Mavi Cansın yüzünü ellerin arasına alarak onu öpücüklere boğmaya başladı. Böyle yengeyi yerim ben. Daha yanında Sajer'din, şimdi yengem oldun. Nereden nereye? İkisi de kahkahalarla gülerken kekin kokusu tüm mutfağı sarmıştı. Cansın keki fırından çıkarıp tabaklara servis edip tepsiye yerleştirdi. Mavi ise çoktan tepsiye çay bardaklarını hazırlamıştı. Şekerliğe biraz daha toz şeker doldurdu. Kendisi keklerin olduğu tepsiyi eline alıp salona giderken Cansın da çayları bardaklara doldurmuş arkasından elinde tepsiyle ilerliyordu. Salona girdiklerinde Tezer hemen Mavi'nin elindeki tepsiyi alıp kek dolu tabakları ortadaki masaya koydu. Mavi yanına alarak oturdu. Cansın da çayları servis edip Bulut'un yanına oturmuştu. Şu sahneye ileride torunlar da eklenirse artık daha ne isteriz hanım? Haklısın Ali Bey. Allah o günleri de nasip eder inşallah. Rabbimize bin şükür iki çocuğumuz da yüzümüzü kara çıkarmadılar. Cansın ve Mavi utançtan yerin 8 kat dibine girerken duyulan zil sesiyle Cansın gülümseyerek ayağa kalktı. İzninizle ben açarım kapıyı. Peri Hanım'a bakıp söylediği sorunun karşılığını hiç beklemediği şekilde almıştı Cansın. Burası artık senin de Tezer'in de evi. Sormana gerek yok kızım. Cansın minnettar bir bakışla ilk önce Peri Hanım ve Ali Bey'e sonrasında ise Bulut'a baktıktan sonra kapıyı açmaya gitti. Zil ısrarla çalmaya devam ediyordu. Allah Allah, kim bu böyle alacaklı gibi kapıyı çalıyor diye söylenirken kapının önüne geldi. Kendisine çeki düzen verip kulpunu kavradığı gibi kapıyı açtı. Karşısında gördüğü kişiyle şok oldu. Hangi akla hizmet buraya gelebilmişti? Peki şimdi ne olacaktı? Bulut ile baş koydukları macera başlamadan bitecek miydi? İnsan hayatında daha ne kadar mutlu olabilir ki? Sevdiği adam, ailesi ve sevenleri yanındayken mutsuz olması mümkün olabilir mi? Mavi parmağındaki yüzüğünde gezdirdi parmaklarını. Bu yüzük sadece aşklarına şahitlik yapan bir semboldü sadece. Nişan 5 yıldızlı bir otelin özel günler için ayrılmış salonda yapılmıştı. Selin'in ve Mavi'nin akrabaları, Tezer ve Tolga'nın ailesi, arkadaşları, iş çevresi derken bayağı bir kalabalık davetli sayısına ulaşılmıştı. Yüzük faslından sonra tebrik ve takı faslı da bitmiş, Maviler kendilerini zar zor masalarına atmışlardı. Mavi, bir kadın var, sana rüküşlüğünü anlatsam roman yazarsın. Bir de Tolga'yı kesiyor yandan yandan. Şimdi kavga çıkartıp üzerine atlayacağım yellozun. Sakin ol Selin ha. Nerede benim o anlayışlı arkadaşım? Tolga yakışıklı tabii ki de bakacaklar. Alış kuzum alış. Yakışıklı koca sürümünden alınca böyle oluyor. Selin Mavi'nin sağ koluna girerek iyice kendisine doğru çekti. Sesi yaramaz bir kız çocuğunun sesine bürününce Mavi anladı ki bir şeyler karıştıracaktı. Vallahi Mavi şaşkın. Deminden beridir demiyorum ama afet gibi bir kız da eniştemi kesiyor. Vallahi benimkinden daha iddialı bu haberin olsun. Tezer'in peşini kolay kolay bırakmaz. Bir de giymiş kırmızı mini elbiseyi, saçlar maşalı, makyaj buradayım diye adeta bağırıyor. Hadi bir oradan, Tezer'e baksa ne olacak, adamın tapusu bende sayılır. Biraz ufakat da civcivler desin Selin'im. Biz nikahımızı kalpte kıydık çoktan. İmzanın ne önemi var? Mavi Selin'in attığı kahkahaya eşlik ederken Tezer'in kulağına eğilip söylediği sözlerle kahkahasını bir anda kesmek zorunda kaldı. Eğer kesmeseydi şu anda Tezer kendisini omzuna almış nişanlarından kaçırıyor olacaktı. Hep birlikte keyifli bir sohbet ederken Mavi duyduğu ses ile resmen yerinde dona kalmıştı. Çünkü bu duyduğu ses üniversitenin en yakın arkadaşlarından bir tanesi olan Bora'ya aitti. Ne o Mavi Hanım, sesimi unutmuş gibisin aşk olsun, az mı şarkılar söyledim sana? Mavi ellerine değen elleri sıkıca tutup ayağa kalktı. Bora hızla yanına geldi ve birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Mavi arkadaşını çok ama çok özlemişti. Mavi, enişte pek de iyi bakmıyor bana. Biraz daha böyle kalırsak üzerime atlayıp bir aslan misali beni parçalara ayıracak. Mavi yapar mı yapar Tezer bu diyerek Bora'dan ayrıldı. Tezer'in içten içe kendini yediğini bilse de Mavi'nin tanıştırma faslını aceleye getirmeye niyeti yoktu. Beline dolanan bir kol ve burnuna gelen o eşsiz koku ile Mavi Tezer'in geldiğini anladı.
Merhaba, ben Tezer, Mavi'nin nişanlısıyım. Ben de Bora, Mavi'nin üniversiteden çok yakın bir arkadaşıyım. Aslında arkadaş yerine ona kardeşim demeyi tercih ederim enişte. Kısmet bugüneymiş, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum Bora, hoş geldin. Bora, bir sandalye al, gel yanımıza otur. Hem Ceyhan nerede, o niye gelmedi? Dur şu sandalyeyi alıp geleyim, mevzu derin bacım. Bora yanlarından gittikten bir süre sonra sandalyesiyle birlikte geri geldi. Başından geçenleri anlatmaya başladığında duyduğu hikaye Mavi'ye çok tanıdık gelmişti. Oldukça tanıdık. İşte öyle Mavi. Ceyhan beni o adam için terk edip gitti. Ne bana inandı ne de aşkımıza. Kapadım artık o defteri. Hakkında hayırlısı olsun kardeşim. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ceyhan'ın böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Ben de dedim ki işte Mavi şimdi nişanına geleyim. Belki kısmetim açılır. Gerçi sen alan varsa şu dünyada herkes evlenir. Bora! Hiç çemkirme bana. Allah sana 40 kadın gücünde bir çene vermiş. Açıldı mı bir türlü kapanmak bilmiyor. Sen daha benim kardeşimi tanımamışsın Bora. Cansın var ya, Mavi'nin bin katı. Biri benim adım mı dedi. Abi sen benim dedikodumu mu yapıyorsun? Aşk olsun size. Ben senin için bu kadar uğraşayım. Senin yaptığına bak. Peri anne 7 sülalesine, onu komşuya hatta onların da akrabalarına gelin olarak tanıştırdı. Bittim, öldüm resmen. Bora Mavi'nin kulağını eğip yüksek sesli müzik nedeniyle bağırarak konuşmaya başladı. Tezer eniştem çok haklıymış maşallah. Hem çenesi kuvvetli hem de kulakları radar gibi. Nasıl duydu da geldi hemen. Benim hakkımda konuşurken biraz kısık sesle konuşun da ayıp olmasın bari. Cansın sözleriyle Mavi dayanamayıp kahkahalarla gülmeye başladı. Tezer, Tolga ve Selin de kendisine katılınca ortam iyiden iyi eğlenceli bir hal almaya başlamıştı. Doğruları söylüyorum küçük hanım. Gücünüze mi gitti? Acaba siz o efsanevi doğrucu davut olabilir misiniz? Siz de avukat gibi dillisiniz maşallah. Avukatım zaten. Gerçekten mi? Davanıza girmiş ve girecek olan hakimlere şimdiden çok acıdım. Allah peygamber sabrı, deli aklı versin. Yeter artık susun. Nişanımıza böyle tartışmalar istemiyoruz. Bakın oyun havası çalıyor. Kalkıp oynayalım hadi Mavi. Hem Bulut nerede? Seni nasıl boş bıraktı? O hala peri annenin pençelerinden kurtulamadı. Ben zar zor kaçtım. Selin'in müdahalesiyle son bulan tartışmanın sonucunda herkes oyun havası oynamak için kalkmıştı. Mavi, Allah'ım şu gece bir olaysız bitsin, başka bir şey istemiyorum diye içinden geçirirken Tezir ile karşılıklı çifte telli oynamaya başlamışlardı. Saat gece 12'ye yaklaşırken misafirler bir bir dağılmaya başlamıştı. En son Maviler kalmıştı. Mavi, Bora ile yarın görüşmek için sözleşip Tezer ile birlikte arabaya bindi ve eve doğru yol almaya başladılar. İçi içine sığmıyordu. Sevdiği adam ile hayallerinden de güzel bir gece geçirmişti. Birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını en çok da aşkın engel tanımadığı herkese yeniden göstermişlerdi. Mavim, ne düşünüyorsun? Dudağından gülümseme eksik olmuyor. O kadar çok mutluyum ki seni, beni, bizi düşünüyordum. Bugün bir kez daha herkese aşkın engel tanımadığını gösterdik. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Yıldızların her birini aşk sözcükleri iliştiren sadece Tezer ve Mavi değildi. Tolga ve Selin de ömürlerinin en güzel günlerinden birisini yaşamışlardı. Allah nasip ederse daha güzellerini yaşayacaklardı. Bulut, Cansın'ı arabasıyla evine bırakmayı teklif ettiğinde, Cansın teklifini heyecanla kabul etmişti. Heyecanın nedeni Bulut'un o yaşadıkları olaydan sonra kendisiyle daha çok vakit geçirmek istemesi, belki de biraz daha üzerine düşmesiydi. Çabası gerçekten gururunu okşuyordu. Bulut sözde değil özde bir söz vermişti ve Cansın Bulut'un verdiği sözü tutacağına kendisinden olmadığı kadar emindi. O gün kapının önüne gelen misafir Sıla'dan başkası değildi. Bir yılın ardından ailesini görmek için gelen Sıla kendini bir anda Bulutların kapısında bulmuştu. Onu buraya getiren şey aşk değil, vicdan azabıydı. Böylesine seven bir adamı böylesine acı bir şekilde terk etmek yüreğinin sızlamasına neden olmuştu. Kapıyı Tezer'in kız kardeşi olan Cansın'ın açmasıyla şaşırsa da şaşkınlığını belli etmedi. Bir kapı açmak için türlü türlü senaryolar üretecek değildi. Cansın güler yüzlüğüyle örtmeye çalıştığı şaşkınlığının farkındaydı tabii. O böyleyse Bulut kim bilir nasıl olacaktı. Evin içerisine girip salona doğru ilerledi. Tam kapıdan gireceği sırada Mavi hariç herkes ayağa kalkmıştı.
bulut karşısında gördüğü kişiyle sinirden kas katı kesilmişti. Bir zamanlar birbirlerine aşkla bakan gözlerden birisi pişmanlık, birisi nefretle bakıyordu. Zaman nelere kadirdi? Senin ne işin var burada? Perihan'ın sert sesi bıçak gibi bozarken sessizliği, mavi kimin geldiğini merak etmeye başlamıştı. Ve ben duyduğu ses ile Sıla ablasının geldiğini anladığında mavi iliklerine kadar sinire ve öfkeye bulanmıştı. Hangi yüzle buraya geliyordu bu kadın? Hızla ayağa kalkıp bağırarak konuşmaya başladı. Mavi konuşurken cansın olanları dolan gözleriyle izliyordu. Annem haklı. Sen hangi yüzle buraya gelebiliyorsun? Sana güvenen insanları darmaduman ettikten sonra geri gelebilecek kadar yüzsüz müsün? Neden gelmişti ki sahi? Neden kendimi bu kadar düşürmüştü? Ne oluyordu kendisine? Pişman mı olmuştu? Sıla'nın aklında binlerce soru dolaşırken güçlükle konuşmaya başladı. Ve ben sadece özür dilemek için geldim. Bulut gözlerini sımsıkı kapatıp sabır dolu dualarla derin bir nefes aldı. Yeniden açtığında buz mavisi gözlerini yaşlı bir çift gözüyle karşılaştı. Bunu Cansan yaşatmaya hakkı var mıydı? Neden onun yanında değildi şimdi? Kim bilir ne kadar üzülmüştü? Adımlarını hiç düşünmeden Cansan'a doğru atan bulut, onun kollarının arasına alıp saçlarına içinden gelen bir öpücük kondurdu. Anlamıştı ki yüreği şu zamana kadar verdiği en doğru kararı vermişti. Sıla gördüğü manzara ile afalladı. Bu nasıl olabilirdi? Bulut bu kadar kısa sürede kendisini unutup nasıl başkasını severdi? Belki de hiç sevmemişti. Nereden bilebilirdi ki? Bu olamazdı. Kendisinden başka bir kızı bu kadar çabuk hayatını alamazdı. Hırsla dolu aldığı nefesi geri bırakırken Cansu'nun yüreğine işleyecek zehir zemberik sözleri sarf etmeye başladı. Demek yerini bu kadar kısa sürede dolduracak birisini buldum Bulut. Cansu, başkasının açtığı yaraya yara olmak nasıl bir duygu? Yani düşünsene, Bulut belki de senin elini tutarken, gözlerine bakarken hala beni düşünüyor. Bunu gururuna nasıl yedirebiliyorsun? Cansu'nun içinden sabır çekse de sabırlar az kalıyordu bu kıza. Madem savaşı başlatmıştı, hakkıyla karşılığını vermemek olmazdı. Bulut'un tam cevap vereceği esnada elini kaldırıp susmasını işaret etti. Bulut'tan ayrılıp yavaş adımlarla Sıla'ya doğru yürümeye başladı. Bir yandan da konuşuyordu. Bana gururdan bahsedene de bakın. Sen değil misin Bulut'u bir mesajla terk edip yılları bir kalemde silip atan? Bu sözlerin ardından Sıla'nın tam önünde durarak gözlerinin içine baktı. İşaret parmağını Sıla'nın göğsüne bastıra bastıra konuşmaya başladı. Bana bak kızım, ben kimseye yara bandı olmam. Yara bandı olacaksam da o yaraya değmesi gerek. Sen ise bulutun yağdırdığı sağanak yağmursun. Yağdın, talan ettin ama geçip gittin. Ben bulut için ne anlam ifade ediyorum sana anlatamam. Çünkü ben de bilmiyorum. Tarifi imkansız duygular vardır ya hani işte. O duygularda yaşıyoruz tüm mutluluklarımızı. Onu asla üzmem diyemem ama onu asla senin gibi bırakıp gitmem. Ben senin kadar gurursuz, ne de karaktersiz değilim. Şimdi buradan defolup git ve bir daha sakın karşımıza çıkma. Ha şunu da söylemeden edemeyeceğim. O salak beyninle izlediğin saçma sapan dizilerdeki entrikalardan yapayım deme yemezler. Şimdi senin saçın başın yolmadan geldiğin çöplüğe geri dön. Kolundan sıkıca kavradığı Sıla'yı yaka paça dış kapının önüne sürükleyen Cansın, ayakkabılarını bile giymesine zar zor dayandığı Sıla'yı ittirerek kapı dışarı itti. Arkasından bağırmadan da edemedi. Bu evin yeni gelini olarak en önemli görevimi yerine getirip seni uğurladım. Yanlış anlaşılma olmasın. Yürü canım yürü. Anca gidersin. Hadi. İçin yağları eriye eriye kapıyı kapatıp arkasına dönen Cansın, kendisine şaşkınca bakan bir ev halkıyla karşılaşmayı hiç beklemiyordu. Özellikle Bulut, Cansın'ın bu hareketine hem şaşırmış hem de mutlu olmuştu. Demek ki Cansın da kendileri için savaşmaya hazırdı. Abicim sen bir daha mı düşünsen? Bu kız sevgili moduna girdi, bir çirkefleşti. Mavi'nin sözüyle kendini gülmemek için zor tutan Ali Bey ve Peri Hanım bilerek salona giderken Cansın Mavi'nin koluna vurmuş laf yetiştiriyordu. Ya Ali babamların yanında ne diyorsun sen öyle? Seni mahvedeceğim. Tezer kardeşine bir bakış atıp Mavi'yi salona doğru sürüklemeye başladı. Nişanlımı sana yemetmem kardeşim. Al sevgilinin beynini paşa paşa ye. Cansın abisinin sözleri üzerine şaşkınlıkla gözlerini pörtletirken Bulut onu çekiştirerek mutfağa sürüklemiş ve
Cansu'nun buzdolabıyla kendi arasına sıkıştırıp gözlerine baka baka erkekçi ses tonuyla sormuştu. ''Sen benim babama, baba mı?'' dedin. Cansu'nun heyecandan ne yapacağını bilemez halde gözlerini kaçırırken Bulut bu durumdan bir hayli memnundu. ''Bugünden sonra seni asla bırakmam. Çünkü babama baba demek en çok sana yakıştı.'' ''Cansu'' Bulut'un belki de 100. seslenişinde Cansu'nun dağıldığı düşüncelerden çıkıp gerçek dünyaya döndü. Geçmişi düşünmek afallamasına neden olmuşken son yaşananlar utanmasına neden olmuştu. Kalmışım öylesine. Neyse geldiysek ben gideyim. Annemler merak etmesin. Bulut Cansu'nun yüzünün kızarmasıyla anlamıştı neler düşündüğünü. Parmaklarının ucuyla çenesinden kavradığı Cansu'nun kendisine bakmasını sağladı. Sen yine Sıla ile yaşananları mı düşündün? Ve son yaşananları. Bulut özellikle son soruyu sorarken gülümsemiş iyice Cansu'na yaklaşmıştı. Cansu'nun ise gözleri büyümüş bir halde Bulut'a bakıyordu. Bu adam ne zamandan beridir bu kadar edepsizleşmişti? Hızla kendisini geriye çeken Cansu'nun eliyle Bulut'un omzuna güçlü bir yumruk atarak kızmaya başladı. Sen ne ara bu kadar edepsiz oldun ya? Bulut Cansu'nun kendisine vurduğu elini tutup öptükten sonra burun buruna kalacak bir mesafe bırakarak gözlerinin içine bakıp konuşmaya başladı. Yüzünde yine bir sırıtış vardı. Tam hayallerimdeki kadınsın Cansu'nun. Edepsizsem senin edepsizinim. Var mı bir itirazın? Hayat bazen adil davranmaz insana. Daha doğarken başlar onunla olan mücadelemiz. Hep eksik yanımızı tamamlamaya çalışırız. Bazılarımız hayata tutunur sıkı sıkı ve her şeye rağmen sever dünyayı benim gibi. Bazıları da var ki bu mücadeleyi baştan kaybeder. Onlar savaşmayı değil susmayı yeğlemiş olanlardır. Denir ki engelliler kimseyi sevemez. Onlar ancak kendileri gibilerle sevgili olup evlenir. Yapmayın bunu. Eğer iki kişi gerçekten seviyorsa birbirini, engeller yük yapar mı yüreklere? Önemli olan her açıdan eksiğini tamamlayan, seni her haline kabullenen, yüreğinin diğer yarısını bulmak değil midir? Bu kalbe sahip kişiler geçmişten günümüze kalmış birer hazine gibiydiler. Mavi çok şanslıydı. En değerli hazinesini bulmuştu. Tezer'i ne kadar çok sevdiğini anlatamazdı. Hangi yürek kaldırabilirdi bu sevdayı? Mavi bile bazen kaldıramazken Tezer'in kendisi olan sevgisini o nasıl dayanıyordu? Mavi düşüncelerinden Tezer'in yüzüne kondurduğu öpücükle sıyrıldı. Dudağında minik bir tebessüm oluşurken yüreğinde volkanlar patlıyordu. Bulut işe gitmek zorunda kalsa da Cansu'nun, Tezer, Selim ve Tolga Mavi'ye kahvaltıya gelmişlerdi. Kahvaltıdan sonra Mavi Cansu'nun büroya geçecekti. Mavim ne düşünüyorsun o güzel gülümsemenle? Seni düşünüyordum. Beni mi? Mavi söylediği sözü yeni idrak ettiğinden olmalı ki yüzü alev alev yanmaya başladı. Utanınca bile dünyanın en güzel kadını oluyorsun. Tezer, bence bu kadarı yeter. Ne dersin? Mavi hafif kızgın sesiyle yerinden kalkmaya çalışırken kendisini yeniden Tezer'in kollarında buldu. Yüreğindeki çarpıntının nedenini bulmuştu. Bu adama deliler gibi aşıktı. Mavi, seninle bir konuda konuşmamız gerekiyor. Hangi konuda? Tezer, Mavi göremese de gözleriyle ona bakamıyordu. Oysa gecelerce söz vermişti kendisine. Eğer bir gün Mavisinin yüreğinde yer bulursa yüzüne bakmaya doymayacaktı. Ne yazık ki hayat sürprizlerle doluydu. Mutluluğu yaşayan insan yeri geliyor acıyı sonuna kadar yaşıyordu. Nasıl söyleyecekti gerçekleri? Üstelik o bu kadar mutluyken. Güzel yüzlüsünün gülen yüzünü soldurmak yakışır mıydı kendisine? Hangi seven adam isterdi bunu yapmayı? İçi acıyordu Tezer'in. Bir ömür sevse doyamayacağı sevdasıyla geçireceği sayılı günleri vardı artık. Her saniyesi bıçak gibi saplanıyordu yüreğine. Her saniye ayrı bir azaptı. Yapma bunu Tezer, kıyma mavi gözlü çiçeğine diye geçirdi içinden. Öyle bir nefes aldı ki kalan ömrüne yeterdi bir daha hiç kimse nefes almasa bile. Çünkü aldığı nefesin her zerresinde mavinin kokusu vardı. Yine bir yalan daha söyleyecekti. Kaç yalan olmuştu aşkına ihanet eden. Şu düğün konusunu konuşmak istiyorum. Nerede olmasını istersin? O gün sana kavuşacağım gün olacak Tezer. Nerede olacağının bir önemi yok inan. Sen ne güzel yürekli bir kadınsın. Siz ne güzel bir çiftsiniz öyle. Hadi kahvaltıya gelin, soğutacaksınız çaylarınızı.
Jans'ın karşısındaki manzarayı bozmak istemese de işe yetişmeleri için acele etmeleri gerekiyordu. Hep beraber güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra masayı toparladılar. Mavi odasına gidip hazırlandıktan sonra evden çıktılar. Mavi odasına girdiğinde çantasını ve bastonunu askılığa astı. Koltuğuna oturup bilgisayarını açtı. Cep telefonunu sessize aldıktan sonra bugünkü programına baktı. Bugün sadece Hamza Bey ile görüşmesi olacaktı. 5 dakika sonra görüşmeleri başlıyordu. Gerekli hazırlıkları yapıp Hamza Bey'i beklemeye başladı. Birkaç dakika sonunda Hamza Bey nihayet gelebilmişti. "Buyurun Hamza Bey," diye seslendi Mavi. Bir yanıt gelmeyince acaba gelmedi mi diye düşünürken adım seslerini duyduğunda bu düşüncesinde yanıldığını anladı. Aldığı sesli nefeslerden Hamza Bey'in sinirli olduğu belliydi. Belki de konuşmak için cesaretini toplamaya çalışıyordu. İlk kendisi konuşmaya başlasa iyi olacaktı. "Hamza Bey hoş geldiniz. İyi misiniz?" "İyi miyim? İyi değilim avukat." O piç kuruları sırıtarak yüzüme baktıklarından beridir uyuyamıyorum. O kızın nefesin korkmuş yüzünü gördüğümden, çıkmayan sesi kulaklarımda yankılandığından beridir aldığım her nefes ciğerlerimi yapıyor. Herkes o saatte o kızın orada ne iş olduğunu sorgularken o şerefsizlerin zavallı kızın bedenine saldırmalarının ne kadar haince olduğunu sorgulamadıklarını gördüğümden beridir gözlerim dolu dolu dolaşıyorum. İyi değilim avukat. O kızın mahalleye ilk geldiği zamanki gibi gülümsediğini görmediğim sürece ben iyi olamam avukat. Mavi Hamza Bey'in ses tonundan korkmuş, söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştı. O kız kimdi? O küfür ettiği adamlar kıza ne yapmıştı? Bunları öğrendikten sonra bir de dava hakkında Hamza Bey'in bildiği her şeyi öğrenmesi gerekiyordu. Nefes Hanım'ın çıkmayan sesini hissettim dediniz. Ağzını mı bağlamışlardı? Neden sesi çıkmıyordu? Nefes işitme engelli, duyamıyor ve haliyle konuşamıyor. Mavi duyduklarıyla içinde tarifi imkansız bir duygu peydah oldu. Nefes Hanım'a acımamıştı. Onun neler yaşadığını, neler hissettiğini yüreğinde hissetmişti. Bu nasıl bir acıydı? Nasıl dayanıyordu? Gözleri dolmaya başlarken kendisini toparlaması gerektiğinin farkına vardı ve sorularını sormaya devam etti. Hamza Bey, bana olay hakkında sakince bilgi verebilir misiniz? Sizden özür dilerim Mavi Hanım. Bir an kendimi kaybettim. Sorun değil Hamza Bey. Olay bir hafta önce evimin yakınlarında oldu. Evin mahallenin biraz dışında tepelik bir yerde. Bizim oranın manzarası çok güzeldir. Nefes manzarayı seyretmek istemiş. Oraya gidince de sokak serserileri zorla fabrikaya sürüklemişler onu. Küçücük kız engel olamamış o haysiyetsizlere. Şükürler olsun ki ben o gün biraz erken dönüyordum eve. Fabrikadan sesler gelince başta serseriler gene boş fabrikaya girdi sandım ama sonra başka şeyler olduğunu fark ettim. Mavi'nin merak ettiği bir konu vardı. Hamza Bey nasıl fark etmişti başka bir sorun olduğunu? Boş bir fabrikanın serserilerin mekanı olması çok rastlanan bir durumdu sonuçta. Merakla sorularından birini daha yinelerken Hamza Bey hala sakinleşmemişti. Gerçi Mavi'nin de ondan kalır yanı yoktu. Kendini tutmasa ağzını her an bozabilirdi. Peki Hamza Bey, nasıl fark ettiniz olayı? İçgüdülerim diyeyim Mavi Hanım. Hamza Bey, her ayrıntı önemli bizim için, lütfen. Hamza Bey'in derin bir nefes aldığını duydu. Sanki gizli bir sırrını açıklayacak gibiydi. Mavi Hanım, normalde oraya sokakta kalanlar gider fakat bu defa farklı bir ses duydum. Fabrikanın içindeki boş tenekelere biri tekme atıyor gibiydi. Büyük ihtimalle nefes kurtulmaya çabalıyordu. Oraya girdiğimde üzerindeki tişörtü yırtıyorlardı piçler. Affedersiniz Mavi Hanım, fark etmeden çıkıyor ağzımdan. Anlıyorum Hamza Bey, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Mavi Hanım, size benim ulaştığımdan kimsenin haberi olmasın. Derya ile konuşacağım, o size ulaşmış gibi olacak. Hamza Bey'in bu söylediklerine Mavi kuşkuyla yaklaşmıştı. Neden böyle bir şey istiyordu kendisinden? Neden benden böyle bir şey istiyorsunuz? Bilmediğim bir durum mu var? Size bunu açıklayamam Mavi Hanım. Sadece sizden küçük bir ricada bulunuyorum. Peki siz nasıl isterseniz. Sekreterimden form alın, doldurup davalı davacı isimlerini ona teslim edin. Ben işlemlere hemen başlayacağım. Öncelikle nefes ile konuşmam gerekiyor. Peki bu konuda size yardımcı olurum. Ne zaman görüşmek istiyorsanız sizin nefesin evine götürürüm. Bugün bir iş seyahatine çıkmam gerekiyor. Ne kadar süreceğini inanın bilmiyorum ama döner dönmez size haber vereceğim. Peki Mavi Hanım, her şey için teşekkür ederim. Ben artık kalkayım.
Hamza Bey, efendim Mavi Hanım, elimden gelenin de fazlasını yapıp bu davayı kazanacak ve o haysiyet yoksullarına hapise tıkacağım. Merak etmeyin. Nefesi çok iyi anlıyorum ve inanın en az sizin kadar ben de öfkeliyim. Endişeniz olmasın, bana güvenin. Size güvenmesem buraya gelmezdim Mavi Hanım. Nefesi anlayan bir avukatın olması dava açısından çok önemli. Yeni bir avukat olsanız bile kazandığınız davalar gayet başarılı. Siz engelinizi aşmış, başka insanlara yardımcı oluyorsunuz, güçlüsünüz. Biliyorum ki nefese ancak siz yardımcı olabilirsiniz. Tekrar iyi günler, iyi çalışmalar. Hamza Bey son sözlerini söyleyip odadan çıktıktan sonra mavi sıkıntılı bir nefes alıp arkasına yaslandı. Nefes için çok üzülmüştü. Kim bilir şimdi ne haldeydi. Saati dinlediğinde öğlen 2'ye geliyordu. Birazdan Tezer gelip kendisini alacaktı. Sabah öyle söylemişti. Bilgisayarını kapatıp masasını düzenlerken odasının kapısı çalınıp açıldı. Mavi, müsait misin? Abisin sesini duyduğunda şaşırmıştı. Onun bu saatte iş yerinde olması gerekmiyor muydu? Hoş geldin abicim. Tabii müsaitim, gel. Bulut Mavi'nin yanına gidip sıkıca sarıldı. Nişandan sonra Mavi'ye daha bir düşkün olmuştu. Nasılmış benim cadım? Cadın iyiydi. Hangi dağda kurt öldü de buralara kadar geldin? Normalde hiç uğramazdın. Beni görmek için gelmişti ama sen de nasiplendin. Kıymetimi bil, kıymetimi. Cansın odaya gelmesiyle abi kardeş gülmeye başlarken Mavi ne yapmıştı maviliğine? Hadi be oradan, gül gibi abim verdim sana. Asıl sen benim kıymetimi bil. Benim abim de sirkeden değil herhalde. Mavi ve Cansın şakalaşırken Bulut sessizce kardeşini ve sevgilisini izliyordu. Çok şanslı bir adamdı. Hayatında böylesine güzel iki kadın varken mutsuz olmaları imkansızdı. Burada neler oluyor? Tezer kaşları çatık halde odaya girmiş, neler olduğunu anlamaya çalışırken Bulut Tezer'in yanına gidip elini omzuna atıp olayı kısaca özetledi. Görümce ve yengeler karşı karşıya. Bu söz üzerine herkes gülmeye başlarken Tezer iki kişilik yemek organizasyonlarına iki kişilik daha yer ayırtmış. Hep birlikte öğle yemeğine gitmek üzere bürodan ayrılmışlardı. Bir çift gözün kendini izlediklerinden ise bir haberlerdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.